Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki dördüncü bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yamukta açı. Yamuk konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Yamuk karşılıklı sadece iki kenarı paralel olan dörtgene biz yamuk adını veriyoruz. AB ile CD'nin paralel olması yeterli. Ee, burada paralel olduğu için U kuralından dolayı X ile Y'nin toplamı 180. Buradaki U kuralından dolayı da A ile B'nin toplamı yine nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Ee, yamukta başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Bildiğiniz üçgenlerdeki işlemleri yapabiliriz. Ama ben bir de yamukta şunu söylemek istiyorum. Açı ve kenar aynı anda işin içine girmişse paraya kenar oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir paraya kenar oluşturup şu paraya kenarın hallerini düşünüp açı ile ilgili muhabbeti ve uzunlukla ilgili muhabbeti yazarsanız çok sağlıklı işler yapmış olursunuz arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz yamuk konusunda özellikle açı konusunda. Tamam hadi bakalım sorulara başlayalım. Hocam zaten karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için şu x'in toplamı 180. 180 olduğundan dolayı x açısı kaç yapıyor Reypman? 180 55 derece mi yapıyor? Evet 55 derece. E hocam burası 55 artı y yaptı. O zaman 55 artı y ile 4 y'nin toplamı ne olmak zorunda? Toplamda 180 olmak zorunda. Hocam buradan 5 y eşittir. 125 yaptı. Y de buradan kaç yapıyor? 25 yapıyor. Evet Y'yi de 25 bulduk. Bizden de zaten Y isteniyor. Cevap balık kesir oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Hocam 80 ise hemen ikiz üçgen gördük. Taban açıları nedir? 50'ye 50. 180'den 100 çıkarttık. 180'den 80 çıkarttık. 2'ye böldük. 50'ye 50 yaptı. Sonra bunlar paralel olduğu için Z'den dolayı burası da 50 derece oldu. Hocam x 50 bulduysak burası 70 yaptı. U kuralından dolayı toplamları 180 derece olacağından burası da 110 derece yaptı. Y soruluyor bize. Cevabımız 110 yaptı. Yani ikinci soru balık is. Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Bak açı ve kenar aynı anda işin içine girmiş. Ne yapıyoruz? Paralel kenar oluşturuyoruz. Hop şöyle paralel kenar oluşturdum. Hocam paralel kenar oluşturunca 5 ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 5 sonra buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Bakın burada x kenar çıktı. 180'den 44 çıkart. 100, 30, 136. Böl, 7. 136 2'ye böl. 136'yı 2'ye bölsek 68 mi yapıyor? Evet. Buradaki açılarımız 68'ler derece. 68, 68. E o zaman burası 68 derece ise o zaman 68'e yönde eşitten dolayı burası da 68. Çünkü şunlar birbirine paralel. E şu ikisinin toplamı da 180. Yani 68 artı x eşittir 180 ise x de buradan 112 diye buluruz. Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 40 ile 30'a baktığımız zaman şunlar paralel olduğu için bak doğruda açıdaki kurallar bile karşımıza çıkabiliyor. Ne var burada? M kuralı. Yani 40 30 sa burası kaç yapıyor? 70. İkiz kenardan dolayı burası da 70. 70 70 140'tan x'i kaç buluruz? 40 derece buluruz. Dördüncü soru böylelikle C han çıktı. Geldik 5'e. Hemen soruya baktığımızda dik taban iki parçaya bölmüş. Bakın soruları ben de ilk defa görüyorum. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar aklımıza gelen başımıza gelsin. Şöyle ikiz kenar oluşturduk. Hocam şu ikiz kenarlığı yapıştırdık. Peki çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. 20 yaptı. 20 90 sa burası 70 ya da direkt burada kaç kaç derece yaptı arkadaşlar 40. Şunlar paralel ya. Z'den dolayı burası da 40 mı yaptı? Evet. Şimdi burada da aslında bakın dik tabanı keş parçaya bölmüş. Burada da aklımıza ikiz kenar geldi. Hop şöyle ikiz kenar oluşturduk. Hocam ikiz kenardan dolayı şöyle eşitliği yazdık. 40 ise burası da 40 mı Evet. Bu yamuk olduğundan şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası da 40 yaptı. E hocam ikiz kenarlık var burada. 40'sa 40 ise 40. 40 40 80 buraya kaç kaldı? 100. X açısı toplamda kaç yaptı o zaman? 140 yaptı. Beşinci soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik altıncı soruya. Evet paralel yamuktan dolayı paralel şunu şu zaten. 110'sa, direkt 110 sa direkt 110'u kullanalım. 70 hocam burası burası da 70. 70 70 140'tan 40 geldi burası. Z'den dolayı burası da 40 yaptım yaptı. E hocam şuradaki üçgende ne var? Buradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı var. O zaman 40 artı x eşittir Kaç yapacak? 60 yapacağından x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 derece buluruz. 6. soru C oldu. Geldik 7'ye. ADC açısının ölçüsü 120 derece. Arkadaşlar 120 derece ise burada kaç kaç derece? 60 derece yapıştırabiliriz bunu. Şöyle bir katlama yapılmış. Katlama buraya gelmiş. Katlama D köşesi ABC üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktasına gelmiş. Bak ABC üçgeninde iç açı ortaylarının kesim noktasına gelmiş. Hocam şunlar birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Peki katlama yapıldığında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Katlamayı açıyorduk. Açtık şöyle. üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hocam x'e şu katlamada burası da x mi olacak? Evet. E, bu açıyı toplamda biz kaç bulmuştuk zaten? 60 bulmuştuk. O zaman 3x eşittir 60 ise x'i buradan kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Evet 7. soruyu böylelikle balık Balıkesir bulduk ve bu test bitti mi yoksa? Evet bitti galiba arkadaşlar. O zaman 4. bölüm testini bitirdik. Bir sonraki videoda 5. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.